Startup'a hepiniz hoş geldiniz. Endeksi beraber analiz edelim. Endeksteki süreçlere değinelim. Endeksi doğru analiz edersek birçok konuya da birçok hani veriye de aslında biz ulaşmış oluruz. Peki bir yatırımcının grafik analizi yaparken nelere dikkat etmesi lazım? İşte bu sorunun tam olarak cevabını şurada bulabilirsiniz. Benim analiz ettiğim grafiklerdeki hisse isimlerine veya şurada yazan herhangi bir parite emtia isminden ziyade orada neye odaklandığımı sizin de odaklamanızı istiyorum. Çünkü birçok kişi halen grafikteki verilerle alakalı verileri anlamakta, verileri yorumlamakta sıkıntı yaşıyor. Nasıl bir sıkıntı bu? Hemen söyleyeyim. Şimdi ölçeklendirme diye bir durum söz konusu. Ölçek burada günlük, dakikalık veya haftalık değil. Ölçek boyut anlamına gelen bir hani şey aslında. Tabii ki gelenekselciler için işte günlük, dakikalık, haftalık önemli yani konular ama matematiğe referans aldığımızda biz yani zaman aralığına değil ölçeklere odaklanıyoruz. Yani boyut burada önemli. Peki endekste hani yakın tarihte neler olması gerekiyor? Önümüzdeki süreçte nelerin olmasını bekliyorum. Bunlara değinelim. Şimdi endeksi daha önce sizlerle yükseliş grafiği itibariyle paylaşmıştım. Düşüş. Buradan bir yükseliş gerçekleşti. Tekrar düşüş paylaştım. Hepsi şeyde duruyor bu arada. Yani profilimde duruyor. İnceleyebilirsiniz. En son sizlerle 273 dolar bandından bir yükseliş paylaştım. Ta ki ne zamana kadar? Şurada oluşan düşüş formasyonunun hani oluştuğu bölgeye kadar. Buradan güzel bir geri çekilme yaptıktan sonra şurada ufak çaplı bir yükseliş formasyonu tekrar akabinde bir düşüş formasyonu oluştu. Endeksin yakın tarihteki hedefleri 281.86, ikinci hedefi 277.90. Burada eğer endekste herhangi bir yükseliş formasyonu oluşursa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama eğer bu kadar küçük ölçekteki formasyonlara veya yapılara reaksiyon gösteremiyorsanız endeksin bir tık daha büyük ölçekteki hedeflerine odaklanmanız gerekiyor. En sağlıklısı sizin için bu olacaktır. Şöyle hemen gelelim endeksin büyük ölçeklerine dair yorumlamaya. Endeks hani beni uzun zamandır takip edenler bilir. Yine de ben yeni takibe başlayacak veya videoyu yeni izleyecek olan kişiler için genel analizimi yapayım. Şöyle biraz boyutu büyütüyorum. Ölçeği büyütüyorum şöyle. Haftalığa geçelim daha net olsun. Şimdi bizim endeksimizin ilk başta yapısını anlamamız lazım. Bizim endeksimiz yıllardır bir düşüş sürecinde. Bu düşüş süreci nereden başladı? 2013'teki 500 dolar seviyesinden, 510 dolar seviyesinden başladı. Nereye kadar düştü? 114 dolara kadar. Çok ciddi bir düşüş aslında bu. Peki zaman içerisinde hani bizim şirketlerimiz hiç kazanmadı mı? Hiç büyümediler mi? Hiç değerlenmediler mi? Şimdi bu sorunun cevabı aslında tam olarak şu. Bizim para birimimiz çok fazla değer kaybetti. Ama şirketlerimize baktığımız zaman şirketlerimiz ciddi manada çalıştılar ve değerlerine değer kattılar. Bu noktada bizim endeksimizde henüz fiyatını hani görmemiş veya değerinin çok çok altında kalmış birçok hisse senedi var. Bizim odaklanmamız gereken tam olarak bu hisse senetleri. Dediğim gibi eğer yakın tarihte oluşan bu tarz düşüş yükselişlere odaklanamıyorsak bir tık daha büyük ölçekteki grafiklere odaklanmamız lazım. Bu noktada da endeksin ana hedefi 468-475 dolar band aralığı. Hani kaba taslak 460-475 diyelim böyle. 10-15 dolarlık bir makas aralığı olsun orada. Burada endeksimizin birinci hedefi 315 dolardı. Başlangıç noktamız 114 dolar bandı. Şurası biraz daha aşağı geliyor. Haftalık fazla olduğu için küçük ölçekteki o dip seviyesini göremiyoruz. Birinci hedef noktamızda çok az bir seviye kaldı. Yaklaşık birkaç dolarlık bir seviye kaldı ve buradan düşüş yaşadık. Bu çok normal bir geri çekilme.
Yani öyle aman aman olumsuzluk yok. Bu noktada bir süre daha takılıp yani yukarı hareketler olacak, düşüş hareketleri olacak. Yani bir zikzak süreci yaşanacak burada. Bir diğer tabirle testere süreci yaşanacak burada. Testere sürecinden sonra endekse asıl hani yapılması gereken şey buranın hedeflenmesi. Peki burayı hedeflerken nelere dikkat edeceğiz? Birincisi öncelikle şunu sizin planlamanız lazım. Ben hangi hisse senedini neden alacağım? Mümkün mertebe pahalı fiyatlardan fiyatlanan defter değerinin çok çok üstüne çıkmış hisselerden uzak durun. Bu sizin belki bir süre zamanınızı alabilir ama endekste gerçekten çok fazla ucuz kalmış hisse senetleri var. Ve bu hisse senetleri endeksin en değerli hisseleri. Bu noktada bu hisseler rahatlıkla endeksi tek başlarına taşıyabilecek konumdalar. Hani isim vermeyeceğim yatırım tavsiyesi niteliğine gireceği için. Ama şöyle düşünün, verdikleri temettü oranında piyasayı düşürebilen hisseler endeksteki ağırlıkları itibariyle. Bu tarz hisselere odaklanın, grafiklerini inceleyin, defter değerlerine bakın, şu anki fiyatlandıkları fiyatların defter değerine oranlarına bakın, ne kadar ucuz veya fiyatlarının hani rayiç değerlerinin ne kadar yakın olduklarını görürsünüz. Çok ucuz kalmış hisselerden güzel bir sepet yaptığınızda geleceğe yönelik iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Bu borsayı ana gündeminde tutmayan, ara ara dönem dönem grafiklere bakan birinin yapması veya fiyatlara bakan birinin yapması gereken bir durum. Gün içi sürekli eğer hani ekran başında durup ekranı izliyorsanız o zaman reaksiyon aralığınızı iyi belirlemeniz lazım. Burada da ölçekleri mümkün mertebe daha küçük zaman aralıklarında tutup o zaman aralıklarında yaşanan küçük ölçekli, orta veya büyük ölçekli formasyonlara odaklanacaksınız. Hani Türk Hava Yolları ile alakalı analizimizi hatırlıyorsunuz. Bakın Türk Hava Yolları'nı 6 liralardan falan bahsettiğim grafiklerden hiç konuşmayacağım. Yakın tarihi sadece referans alacağım. Çünkü Türk Hava Yolları belki de hani hakkında en çok yorum yaptığım hisselerden bir tanesi. Yakın tarihe şöyle bir gelelim. 5 dakikalık grafiklere kadar inelim. Çok yakın tarihte, yaklaşık birkaç gün öncesinde şöyle bir formasyon oluştu. Şu biraz kaymış ama şöyle düzeltelim. 26 Aralık tarihinde Türk Hava Yolları'na kendi grubumdan paylaştım. Birinci ve ikinci hedeflerini biz gördük. Hedeflerini gördükten sonra oluşan düşüş formasyonu şöyle biraz daha büyüteyim ölçeği. Oluşan düşüş formasyonu birinci hedefi 292, ikinci hedefi 283 lira seviyesi. Ki bu analizi de sizinle paylaştım. Analizin üstünden 5 saat geçti. Paylaşım fiyatım 308 liraydı. Düştüğü rakam şu anda da zaten 304 lira. %1,5'un üzerinde bir düşüş veya geri çekilme yapmış durumda şu an için Türk Hava Yolları. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Bakın mesela Türk Hava Yolları'nın şuradaki düşüşü, büyük ölçekteki düşüş. Gerçekleşene kadar kaç tane düşüş yükseliş oluşmuş? 1. Hedefine gelmiş. 2. Düşüş formasyonu 3, düşüş formasyonu 4, düşüş formasyonu 5, düşüş formasyonu 6, düşüş formasyonu en son burada yükseliş oluşmuş, düşüş ki bu da henüz hedefine ulaşmadan bunlar oluşmuş yani. Bizim yaptığımız veya işte yerli yatırımcının yaptığı en büyük hata şu. Buradan satış yaptıysa buraya odaklanıyor. Bu arada yaşanan bütün süreci es geçmiş oluyor. Aynı şekilde tam zıttı yükseliş mi bekliyor? Alım noktasından itibaren direkt hedefe odaklanıyor. Ama hedefe gelene kadar oluşan bütün fırsatları kaçırıyor. Süre zarfı yani geçtikçe paranızın alım gücü veya değeri düşüyor. Bunu da hani yüksek enflasyonist bir ülkede mutlaka göz önünde bulundurmakta fayda var. Şimdi endeksle alakalı videomuz bu kadar. Endeksle alakalı videoyu sonlandıralım. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu yorumlamayı, kanala abone olmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.